Burun kanaması yaygın bir şikayettir. Nadiren hayati riski vardır, ancak özellikle ebeveynler arasında önemli endişelere neden olabilir. Çoğu burun kanaması iyi huylu, kendi kendini sınırlayan ve beklenmedik kanlarda görülebilir ancak bazıları tekrarlayabilir. Kanama çeşitleri ön kanama, arka kanamalar, arka kanama, bu, burnun daha derin yapılarından kaynaklanır ve daha yaşlı kişilerde daha sık görülür. Bu bölgeden kaynaklanan burun kanamaları genellikle daha fazladır ve daha fazla hava yolu sorunu riski taşır. Burun kanaması nedenleri. Bir yere çarpma, vurma, darbe alma nedeniyle burnunuzun içinde kuruluk ve tahriş, burnunuzu kuvvetli bir şekilde ovalamak veya başka herhangi bir fiziksel tahriş veya travmada burun kanamasına neden olabilir ilaçlar, aspirin ve antikoagülanlar. Trombosit bozukluklarının pıhtılaşma faktörü eksikliğinden daha fazla bir problem olma olasılığı daha yüksektir. Yaşlı arteriosklerotik damarlardaki kan damarlarındaki anormallikler kanamayı uzatır. Burun malignitesi kanama ile kendini gösterebilir. Juvenil angiofibrom, tipik olarak ergen erkeklerde görülen oldukça vasküler yahulu bir tümördür. Kuru hava, burun zarlarınız kuruduğunda kanamaya ve enfeksiyonlara daha duyarlı hale gelirler. Burun kanamasının diğer nedenleri şunlardır: akut sinüzit alerjiler, aspirin kullanımı, hemofili ve diğer kanama bozuklukları, varfarin ve heparin gibi kan sulandırıcılar, antikoagülanlar, amonyak gibi kimyasal tahriş edici maddeler, kronik sinüzit nezle, soğuk algınlığı, sapmış septum, burunda yabancı cisim sık kullanılıyorsa alerjileri tedavi etmek için kullanılanlar gibi burun spreyleri, alerjik olmayan rinit, burun travması. Burun kanamasının daha az yaygın nedenleri şunlardır: alkol kullanımı, kalıtsal hemorajik telenjiyek, tazil ösemi, burun polipleri, burun ameliyatı, burun tümörü, diş fırçalarken dişeklerinde kanama, idrarda veya bağırsak hareketlerinde kan veya kolay morarma gibi vücudun diğer bölümlerinden ek kanamalar, kanın pıhtılaşmadığını gösterebilir. Burun kanaması nasıl önlenir? Tuzlu su, tuzlu burun damlası veya sprey kullanın. Güçlü burun üflemekten kaçının. Kabukları çıkarmak için burnunuzu karıştırmayın veya parmağınızı burnunuza sokmayın. Burun kanamasından sonra kaldırmaktan veya akınmaktan kaçının. Burnunuzu şiddetli bir şekilde ovmaktan veya herhangi bir fiziksel tahrişten veya travmadan kaçının. Uyurken başınızı bir veya iki yastık üzerinde yükseltin. Nasogel gibi tuzlu su veya su bazlı bir burun jelini burnunuzun iç kısmına ince bir tabaka halinde uygulayın. Aspirin ve nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, NSAID'ler, kullanımınızı sınırlayın. Tilenol gibi asetaminofen ağrıyı gidermek için kullanılabilir ilaçlarla güvende olun. Etiketteki tüm talimatları okuyun ve uygulayın. Varfarin, Jovamedin gibi, enoxaparin, Lovenox ve clopidogrel, Plavix gibi reçeteli kan sulandırıcıları doktorunuzun önerdiği şekilde kullanın. Reçetesiz antihistaminikler, dekonjestanlar veya ilaçlı burun spreyleri kullanmayın. Bu ilaçlar soğuk kalgınlığı ve alerji semptomlarını kontrol etmeye yardımcı olabilir. Ancak aşırı kullanım burnun içini, mukoza zarlarını kurutabilir ve burun kanamasına neden olabilir. Yüksek tansiyon geçmişiniz varsa tansiyonunuzu kontrol altında tutun. Bu, burun kanaması riskini azaltmaya yardımcı olacaktır. Sigara içme iyileşmeyi yavaşlatır. Size bir şey reçete edildiyse ve bunun burun kanamasına neden olabileceğini düşünüyorsanız, burun kanamasını önlemek için doktorunuza konuşun. Doktorunuz size söylemediği sürece reçeteli ilaçları almayı bırakmayın. Bu ilaçları durdurmak ciddi sağlık komplikasyonlarına yol açabilir. Aspirin veya antikoagülan almaktan kaçınamıyorsanız, burun kanamasını önlemenin ve tedavi etmenin en iyi yolları hakkında doktorunuza konuşun. Burnunuzu toplama, kaşıma veya ovma ile tahriş etmeyerek burun kanamasını önlemeye yönelik adımlar atabilirsiniz. Evinizin nemini artırarak ve burun deliklerinizin içine vazelin sürerek burnunuzun içini nemli tutmaya yardımcı olabilirsiniz. Burun kanaması fazla ise nasıl durdurulur? Sükunetini koru, düz oturun ve hafifçe öne eğilin. Başını öneye, başınızı geriye yatırmak sadece kanı yutmanıza neden olur. Burun deliklerini sıkıştırın ve yaklaşık 10 dakika boyunca baş parmak ve işaret parmağınıza doğrudan baskı uygulayın. Burun deliklerinin daha erken açılmadığından emin olmak için zaman ayırın. Ağızdaki kanı tükürün. Kan yutmak, etkilenen kişinin kusmasına neden olabilir. Bu teknik, basit burun kanamalarının çoğunu durduracaktır. Kanama durduktan sonra ne yapılmalı? Kanama durduktan sonra 24 saat boyunca hapşırma, sümkürme veya akınma gibi burnun daha fazla tahriş olmasını önlemeye çalışın. Buz paketleri burun kanamasına yardımcı olmaz. Kışın ısıtılmış bir evde olduğu gibi kuru havaya maruz kalmak soruna katkıda bulunabilir. Nemlendirici veya buharlaştırıcı ile havaya nem eklemek,
burnun kurumasını ve daha fazla kanamayı tetiklemesine yardımcı olur. Diğer bir seçenek ise, radyatör gibi suyun buharlaşmasını sağlayan ve havaya nem katan bir ısı kaynağının yanına suyla dolu bir tava yerleştirmektir. Nezal tuzlu su spreyleri veya diğer kayganlaştırıcı merhemler veya jellerde doku iyileşmesini desteklemek ve burun kanallarını nemli tutmak için faydalı olabilir. Burun kanaması evde tedavi yöntemleri. Burun kanamasını durdurmanın başka bir yolu da biraz pamuk veya steril gazlı bezi beyaz sirke ile ıslatıp burnunuza yerleştirmektir. En az 10 dakika yerinde bırakın. Sirke asidi burnun içini nazikçe dağlayacak ve kanamayı durduracaktır. Burun kanamasını durdurmak için ana çözümler: burun kanaması geliştirirseniz aşağıdakileri yapın. Sandalyeye geri değil, dik bir pozisyonda sakince oturun. Bu, kanın boğazınızın arkasından aşağı gitmesini önleme yardımcı olacaktır. Ağzından nefes al. Başınızı öne doğru eğin. Geriye değil, baş parmağınızı ve işaret parmağınızı burun köprüsünün her iki yanına koyun ve burnunuzun yumuşak kısmını serbest bırakmadan 10 dakika boyunca sıkıca sıkıştırın. Kanamayı yavaşlatmak için yeterince sıkı bir basınç uygulayın, ancak rahatsızlığa neden olacak kadar güçlü değil. Basınç, etkilenen bölgedeki kan akışını azaltır ve kanamayı yavaşlatır. Burun köprüsüne de soğuk kompres uygulayabilirsiniz. Bunun etkili olduğu kanıtlanmamıştır, ancak yerel kan damarlarını daraltmaya yardımcı olduğu görülmektedir. 10 dakika sonra burun deliklerini yavaşça bırakın ve kanamanın durup durmadığını kontrol edin. Burnunuza dokunmaktan veya sümkürmekten kaçının. Kanama durmadıysa, 10 dakikalık bir süre daha basınç uygulayın. 20 dakikalık basınçtan sonra burnunuz hala düzenli olarak kanıyorsa, sağlık uzmanınızı arayın. Burun kanaması komplikasyonları: burun kanamaları, gözle görülür kan kaybı miktarı nedeniyle bazen rahatsız edici olabilir, ancak bunlar çok yaygındır. Ağır veya tekrarlayan burun kanamanız varsa, doktorunuz daha fazla araştırma için sizi bir kulak, burun ve boğaz, KBB, uzmanına yönlendirebilir. Anemi, belirli bir süre boyunca aşırı kanama anemiye, kırmızı kan hücrelerini etkileyen bir grup bozukluk, yol açabilir. Çok fazla kan kaybediyorsanız, sık, haftada birden fazla veya ağır burun kanaması bu duruma katkıda bulunabilir. Yorgunluk gibi diğer semptomlar da mevcut olacaktır. Aneminiz olduğundan şüpheleniyorsanız, burun kanamalarınızı doktorunuza bildirmelisiniz. Burun deformitesi, kırık bir burun, burnunuzun şeklinde kalıcı bir değişikliğe neden olabilir. Burnunuzu kırarsanız, bir KBB, kulak, burun ve boğaz uzmanı, siz anestezi altındayken burnunuzu manipüle etmeye, elleriyle yerine geri hareket ettirmeye çalışacaktır. Ancak bu her zaman etkili değildir ve burnunuzun şeklini düzeltmek için ameliyat gerekebilir.